Güneş gelince yeteri kadar parlıyor muyum sence? Yani artık daha fazla yakında herhalde üstüme bir neon tabela. İşte yapraklar, sararmış ağaçlar vesaire her şey var. Evet, Aslı Barış'la ekranda yeniden hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bu beylik laflarımı artık sıkılmış olduğunuzu düşündüğüm için programın konseptini bu hafta itibariyle bir tık değiştiriyorum. Yani yine dizi modası olacak ama bu sefer sevdiğiniz trendleri mercek altına alacağız ve dizilerde de nasıl uygulanmış bunlara hızlıca bakacağız. Aynı şekilde fenomenler, influencerlar ve top modeller de mercek altında olan diğer isimler, herkes ayağını denk alsın diyoruz. Şaka bir yana bu hafta ise payetli trendini, şekil bir adı da görmüş olduğunuz gibi payetli trendini anlatmak istiyorum. Her dizide ve her vitrinde neredeyse payetli bir şeyler gördünüz. Artık bununla yüzleşin diyoruz. Peki payetli giymek gerçekten kolay bir şey mi? Hayır, değil. Birincisi, baştan aşağı payet olursanız gerçekten kötü bir görünüm sergiliyor. Basit parçalarla kombinlemek en iyisi. Peki bunun uygulamasını nasıl yapacağız? Hemen bakalım. Evet, söylemiş olduğumuz gibi dersimiz oldukça eğlenceli pul payet işlemi. İyi haber, bu kış olmadığı kadar ışıldayacaksınız ve tüm gözler üzerinizde olacak. Alışması zor olabilir ama alıştıktan sonra tutkun olacaksınız. İster gümüş rengiyle kullanın, ister altın, isterseniz parlak farklı renklerle. Önemli olan nasıl takımladınız. Şortlarla giyebilirsiniz, uzun pantolonlarla ya da taytlarla. Seçim tamamen size kalmış vaziyette. Tabii daha frapan uçlara da gidebilirsiniz, o sizin seçiminiz. Fakat Naomi Campbell misali, ışıldamanız kesinlikle kaçınılmaz. Şimdi bu harika ve iddialı parçayı nasıl kullanacağınız hakkında küçük tüyolar verelim. Öncelikle bol parçalar her zaman iş görüyor ve ışıldama alanını sadece bir yerde bırakın. Mesela sadece bir ceketle, altında mutlaka siyah bir şey olsun ki işi bir tık sadeleştirebilin. İsterseniz tamamen elbise formunda da bırakabilirsiniz ya da bir crop top ya da altında düz bir parçayla da takımlayabilirsiniz. Payetli giymeyen kaldı mı? Yani Edis bile giydi, düşünün. Edis sahnede payetli giydi. Biz mi giymeyeceğiz? Tabii ki giyeceğiz, böyle bir şey yok. Buraya kadar iyi hoş. Top modeller, influencerlar ve fiziği düzgün olanlar payeti göğsünü gere gere giriyor. Tabii Edis de sahnede giyiyor. Onda gayet fiziği düzgün. Peki daha kıvrımlıysanız ya da orta yaşlıysanız payet trendini nasıl giyeceksiniz? Eğer bu konuyu merak ediyorsanız hemen sizi dizilerimize götürüyoruz. Gönül ister ki hepimiz podyumlarda fink atalım ya da bir Naomi Campbell ya da bir Gigi Hadid olalım ama değil. Peki evde ya da oturmada bunu nasıl kombinleyeceğiz? Bakınız, çocuklar duymasının Meltem'i. Son derece güzel, parlak bir düz kazakla altına etekle giyebilirsiniz. Şebnem Dönmez'e gelecek olursak daha frapan bir tarz için tek omuzlu bir parça ve upuzun payetli bir etek. Kesinlikle göz alıcı ve nefes kesici. Bonus, harika küpeler diyoruz. Mutlaka bu tarzı davetlerde kendinize adapte edin. Bu hafta da Aslı Barış'la ekranlarının sonuna geldik. Dizilerde merak ettiğiniz kombinleri bana sorabilirsiniz. Araştırırım, bulurum. Aynı şekilde trend takibi açısından nasıl kombinleyebilirim, bu trendi nasıl uygulayabilirim diyorsanız yine bana ulaşın. Mutlaka ayıklarım, tayıklarım, bulurum, alternatifleri de karşınıza getiririm. Aynı şekilde ekranda uygulamasını da indirmeyi kesinlikle unutmayın. App Store'dan bedava indiriyorsunuz ve birdenbire yeni bir kış dolabını parmaklarınızın ucuna telefonunuza alabiliyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere.